Herkese merhaba, Josh Effing'de Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün mutfakta değil, dışarıdayız. Çünkü artık Austin'da hava dışarı çıkabilecek seviyeye geldi. Geçen haftaya kadar 35 derecelerde seyrediyordu. İnanılmaz sıcak bir yaz geçirdik. Ama dediğim gibi hava artık serinlemeye başladı. Sonbahar geliyor. O yüzden hemen kendimizi dışarı attık. Bugün ne yapacağız? Bugün güzel, detaylı bir market videosu çekeceğiz. Hem ürünleri gösterebileceğimiz, hem fiyatları değerlendirebileceğimiz detaylı bir market videosu çekeceğiz. Bugün sizi Amerika'nın en büyük perakende zincir marketlerinden Walmart'a götüreceğim. Walmart'ta detaylı bir ürün videosu çekeceğiz hep beraber. Şimdi yola çıkıyoruz, markette görüşürüz. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks. Evet, markete geldik. Gördüğünüz gibi kocaman bir market burası, böyle boydan boya. Şimdi şuradan giriş yapacağız ve yavaş yavaş fiyatlarımızı ve ürünlerimizi göstermeye başlayacağız. Efendim, hazırsanız videomuz başlıyor. Evet, markete girdik. Gördüğünüz gibi sebze meyve reyonundayız ama ben burayı en sona bırakacağım. Şimdi buraları geçelim ve hemen direkt kuru gıdalara, etlere, içeceklere falan geçeceğim. Ondan sonra da en son burayı çekeceğim. Evet, et reyonuna geldik. Et reyonuyla başlıyoruz ve et reyonunda bizi hemen tavuk karşılıyor. Tavuklarla başlayalım. Hemen şöyle bir parça tavuk göğüs alıyorum. Bilmiyorum, maşallah da çok fazlaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça tavuk göğüs var bunun içinde. Görüyorsunuz fiyatı 8.92. Bunun libre fiyatı 1.99, yani 2 dolar yarım kilosu. Burada 2 kilo, 2 kilodan birazcık fazla bir et var. Bunun fiyatı 8.92 tavuk göğüs. Geçiyoruz hemen kalçalara. Kalçalar da aynı şekilde. Bunun içinde 12 tane kalça var ve fiyatı 10.18. Bunun libre fiyatı 2.32. Yani yarım kilosu 2.32. Burada 2 kilo, 2 kiloya yakın bir et var. Ve fiyatı da dediğim gibi 10.18. Hemen elimize şöyle bir tavuk kalça alıyoruz. Hem kemikli hem derili. Bunun da libre fiyatı 1.28 efendim. Ve toplam ağırlığı 4.41, yani 2 kilo, dediğim gibi 2 kiloya yakın bir et var burada. 5.64 fiyatı. Bu fiyatları da söylerken ayrıca birim olarak düşünün. Sakın 8 ile 9 ile çarpmayın. İşin içinden çıkamazsınız. Burada da tavuk butlarımız var. Libre fiyatı 0.99, yani 1 dolar. Ve şu anda 2 kiloluk bir et var elimde. Fiyatı da 3.96 efendim. 3.96 birim. Birim olarak düşünün. Hemen kanatlara geçelim. Kanatlarda da bunların birim fiyatı, bunların libre fiyatı 2.78. 2 kiloya yakın bir et var gene burada ve fiyatı 11.56. İlginç gelecektir size. Kanatlar birazcık daha pahalı diğer parçalara göre. Çünkü kanatlarda işçilik var. Bunları tek tek ayırmaları gerekiyor. O yüzden birazcık daha pahalı efendim kanatlar. Şöyle bir de bütün tavuklar var. Bütün tavuklara da bir bakalım. Bütün tavuklarda libre fiyatı 0.98. Net ağırlığı da 5.81'miş. Yani 3 kiloya yakın bir tavuk var burada. Fiyatı da 5.69 birim olarak geçiyor. Evet, ve şimdi tavukları bitirdik. Geçiyoruz et reyonuna. Et reyonu Instagram'da yapmış olduğumuz ankette rekor seviyede istek almıştı. Etlerin fiyatını merak ediyoruz diye. Şöyle, bunlar bizim biftek diye adlandırdığımız et parçaları, ince kesilmiş. Efendim, bunun libresi 8.24. Yani yarım kilosu 8.24'e geliyor ve toplam ağırlığı da 1.55. Yani burada 700-750 gram kadar bir et var ve toplam fiyatı da 12.74. Burada 15-33'lüğü var. Biraz daha ağır olanı biraz daha pahalı. Hemen geçiyoruz diğer etlere. Bakın, burada skirt steak var. Skirt steak gayet güzel bir et aslında. Bu dananın döşünün altından elde ediliyor. Ve bunun da fiyatı, libresi 11.42. Ağırlığı da 1.36. Yani burada da aşağı yukarı 600-650 gram kadar bir et var. Ve fiyatı da 15.53. Devam ediyoruz. Burada ne varmış? Kaburgalar var. Şöyle, dana kaburgaları fiyatı pound'u, libresi 2.24.
ve toplam ağırlığı da 2 kilo. 2 kilodan biraz fazla bir et var burada. 9.79. Yatı tavuğunun çoğunluğu kemik, bunu da aklımızda bulundurmamız lazım. Evet, hemen buraya bakıyoruz. Burada da bizim Isle of Round, yani bizim Noir dediğimiz etten var. Gayet yağsız, kuru bir et ama aslında sandviçler için uygun olan bir et. Evet, bunun da fiyatı 7.74. Libresi 7.74. Yani yarım kilosu 7.74. Bunun da toplam fiyatı 6.89'muş. Evet, geldik baba etlere. Şurada iki parça antrikotumuz var. Antrikotun fiyatı libresi 13.97. Yani yarım kilosu 13.97 ve toplam fiyatı da bu iki parça antrikotun 24.45'e denk geliyor efendim. Bakın burada başka bir parça var. Bunlar biraz daha büyük. 30 dolara geliyor. İki büyük antrikotun fiyatı. Devam ediyoruz. Bakın burada bonfile var. Bazısı için bonfiledir etlerin şahı, bazısı için de antrikottur. Ben açıkçası antrikotu daha çok seviyorum. Etin biraz daha yağlı olmasını tercih ediyorum. Bonfilenin fiyatı gördüğünüz gibi burada libresi 25.82, yani yarım kilosu 25 dolar. Kilosu aşağı yukarı 50 dolara geliyor. Ve bu bir parça bonfilenin fiyatı 14.72. Evet, kıymalara geliyoruz. Kıymalarda iki çeşit kıymalar var. Şöyle bir tanesi paketli, bizim salamlar gibi paketlenmiş bir kıyma var. Bir de bizim marketlerde daha çok alışık olduğumuz, görmeye alışık olduğumuz kıymalar var. Yani bu kıyma aşağı yukarı 1 kilo, yani 2 libre bir kıyma ve bunun da fiyatı neredeyiz? Şurada yazıyor 13.18, 5.86'ymış libresinin fiyatı ve bu paketin fiyatı da 13.18. Devam ediyoruz. Burada daha da büyük paketli kıymalar var. Bu aşağı yukarı 5 libre, yani 2.5 kilo bir kıyma var burada. Bunun da fiyatı şöyle alırsanız 16.90'a geliyor. Burada acayip şeyler var. Bu, evet, bu herhalde dana değil olması lazım. Evet, dana değil var. Şöyle gördüğünüz gibi beef tongue diyor. Fiyatı 30 dolar. Bir dana dilin, maşallah. Kocaman bir dana dil. Burada da işkembe var. İşkembenin fiyatı da 15.87. Bunun ağırlığı 2.60. Yani aşağı yukarı 1.5 kiloya yakın bir işkembe var. Fiyatı 15 dolar. Şurada bir şeyler var. Evet, bu da dana yanak. Dana yanağın fiyatı da 15.95, ağırlığı efendim 1 libresi 4.48'miş, yani yarım kilosu 4.48'miş. Bunun da net ağırlığı 3.5, yani 1.7 kiloya falan geliyor. Fiyatı 15.95'miş. Efendim etler böyle uzayıp gidiyor. Burada dana ciğer var. Dana ciğerin de fiyatı 2.99. Libresi 2.37'ymiş. Burada da ilikli dana kemikler var. Dana kemiklerin fiyatı da 3.99. Libre fiyatı 2.82'ymiş. Bunları da geçiyoruz. Bakın burada hazır marinelenmiş, marine edilmiş ve paketlenmiş etler de var. Arzu ederseniz bu şekilde de temin edebiliyorsunuz. Hazır marine edilmiş etleri. Etler bu kadar. Yani envai çeşit et var ama hepsini teker teker çekmeye kalksam benim bugün muhtemelen burada yatıya kalmam gerekecek. Bugün şöyle yemeklik etler var. Kuşbaşı kesilmiş. Bunun da libre fiyatı 6.48. Ağırlığı aşağı yukarı 600-650 grama denk geliyor ve fiyatı da toplam 8.55 birime geliyor efendim. Bakın bir de şöyle Wagyu kıymalar var. Wagyu etinden elde edilmiş kıymalar var. Bunların fiyatı daha yüksek olması lazım. Evet, bunun da fiyatı 4.90. Ama bunun ağırlığı 1 libre. Gene çok da pahalı değilmiş bence. 4.94'da yarım kilo bir kıyma alıyorsunuz ama Wagyu etinden alıyorsunuz. Evet, Wagyu etlerine devam ediyoruz. Bakın burada New York strip steak, yani kontrafilemiz var. Kontrafilemin fiyatı da evet, libresi 26.87 diyor burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz silik çıkmış. 26.87 diyor ve bunun da toplam fiyatı 16.66. Yani burada 200-300 gramlık bir et var. Fiyatı 10.66. Bayağı pahalıymış bu et. Ama içindeki yağ dağılımını görüyorsunuzdur. Gayet kaliteli bir ete benziyor. Yoğurt reyonuna geldik. Burada yani şurası boydan boya, şu ta uca kadar olan kısım full yoğurt. Meyvelisi var, meyvesizi var, sadesi var, çikolatalısı var, vanilyalısı var. Var da var efendim. İnanılmaz bir çeşit var. Şöyle hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Aa, bizim çobani de var burada. Çobani'yi gösterelim. Şöyle çobaninin yoğurdu var.
Bunun net ağırlığı 907 grammış. 1 kiloya yakın. Ve fiyatı da 5.34 efendim. 5.34 dedim. Ne kadar çok yoğurt var ya. Yani devam ediyorum. Hala yoğurt buralar. İşte burada meyveliler var. Çocuklar için satılanlar var. Rengarenk. Ha bakın Danone'nin de var. Genelde biz bunu alıyoruz eve. Bu da güzel bir yoğurt. Bizim yani Türk yoğurduna en yakın yoğurtlardan bir tanesi. Whole milk yoğurt. Tam yağlı yoğurt. Bunun da fiyatı 2.48'miş. Bunun ağırlığı 907 gram. Aynı çobanlık gibi. 2.48 bunun fiyatı. Evet, peynir reyonuna geldik. Peynir reyonundan da şöyle birazcık göstermek istiyorum. Mesela şöyle paketli bir adet rendelenmiş çedar. 226 gram ağırlığında bir çedar. Fiyatı 2.42'ymiş efendim. Mesela farklı bir peynire bakalım. Şöyle pepper jack, yani şöyle biberli olan bir peynir bu. 226 gramı. Onun da fiyatı 2.42'ymiş. Pepper jack'in de fiyatı. Şöyle dana boyu var. Bu 2.2 kilo mozzarella, rendelenmiş mozzarella peynirin fiyatı 13.97'ymiş efendim. Bunu alıp ömür boyu kullanabilirsiniz. Mesela parmesan var. Şöyle rendelenmiş parmesanı da göstereyim. Rendelenmiş parmesanın fiyatı 4.68'miş efendim. Bunun da gramajı 170 grammış. 170 gramlık rendelenmiş parmesanın fiyatı 4.68'miş efendim. Bunlar genelde paketli peynirler. İşlem görmüş peynirler, öyle söyleyeyim. Birazdan bir de bütün peynirlere bakacağız. Onlara da bir göz atacağız. Onların da fiyatlarını göstereceğim sizlere. Evet, burası da şarküteri ürünlerinin genelde satıldığı bir yer. Hemen onları da göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir paket brie. 226 gram ağırlığındaki Fransız brie peynirini 4.72'ye alabiliyorsunuz. Hemen şurada bir keçi peynirimiz var efendim. Şöyle küçük bir paket. 113 gram ağırlığında bir keçi peyniri. Onun da fiyatı 2.46'ymış. Şöyle feta cheese, yani bizim aslında beyaz peynire çok yakın olan bir peynir. Bunun da 170 gramlık bir paketi 2.46'ymış. Şöyle mozzarella'mız var. Gene paketlenmiş ve dilimlenmiş, hazır dilimlenmiş bir mozzarella peyniri bu. Bunun da fiyatı 3.12'ymiş efendim. Bunun net ağırlığı 453 gram, yani aşağı yukarı yarım kiloya tekabül ediyor. Hemen şöyle diğer peynirlere de bir göz atalım. Şöyle apple smoked cheddar cheese, yani elma ağacıyla tütsülenmiş bir cheddar peyniri var elimizde. Bunun da fiyatı 4.88'miş. Efendim net ağırlığı da 227 grammış. Mesela bir tane Gouda peynirimiz var burada. Bourbon fıçısından aslında yapılmış. Daha doğrusu bourbon fıçısında tütsülenmiş bir Gouda peyniri. Bunun da 227 gram ağırlığında bir paketi varmış efendim. Paketi 227 grammış ve onun da fiyatı 3.94'müş. Şöyle bir tane İsviçre gravyeri var. Gravyerin 170 gramlık paketi 6.72'ymiş efendim fiyatı. Şöyle bir tane İrlanda peynirimiz var. Dubliner. Biz bunu genelde eve de alıyoruz. Çok sevdiğimiz bir peynir. 200 gramlık bir peynirin fiyatı 4.77'ymiş. Efendim bu genelde böyle sert tuzlu bir peynir. Bizim eski kaşara da benziyor. Bir peynir daha göstermek istiyorum sizlere. Bu da oldukça sevilen peynir. Yıllandırılmış Asiago peyniri. 12 ayın üzerinde yıllandırılmış. 226 gramlık bir paketinin fiyatı 4 dolarmış efendim. Burada normalde parmesan da varmış aslında. Ama şu anda yok. Farklı bir ürün var. Gene farklı bir markanın bir parmesanı var. 3.47 olan. Şöyle rendelenmiş, daha doğrusu şöyle parçalara ayrılmış bir parmesan peynirimiz var. Bunun da 142 gramlık paketinin fiyatı 3.47'ymiş. Lavaş kirinin şöyle bir paketini göstereyim. Sizlere 170 gramlık bir lavaş krem peynirinin fiyatı 2.87'ymiş. Şurada bir tane Roquefort peynirimiz var. 60 günün üzerinde yıllandırılmış, bekletilmiş bir peynir. 113 gramlık paketi 3.46 birimmiş efendim fiyatı. Şöyle mascarpone peynirimiz var. Mascarpone peynirinin de fiyatı 226 gramlık bir paketi 3.18'miş efendim. Evet, burada da ekşi kremalar var, sour cream'ler var. Ekşi kremalardan bir tane göstermek istiyorum. Şöyle bir tane orta boy alalım. Bunun gramajı 680 grammış. Fiyatı da 2.78'miş efendim. 2.78 birim.
geldiniz. Tereyağlara geldik. Burası da gene envai çeşit tereyağıyla dolu. Şöyle bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Genelde bizim eve aldıklarımızdan bakmaya çalışıyorum. Evet, buldum. Bir tane şöyle eve aldığımız tereyağlarından göstereyim. 227 grammış bunun ağırlığı. Fiyatı da 3.48'miş. Şöyle göstermek istiyorum. 3.48 tereyağın fiyatı. Bir sürü var. Çok fazla çeşit var. İşte kalite değişiyor. Şöyle margarin var. Yani bir tane, bakın, I can't believe it's not butter. Yani tereyağı olmadığına inanamıyorum diyor. Herhalde tereyağına çok yakın bir lezzeti var. Ama margarin ve zaten görüyorsunuz, vegetable oil spread, yani sebze yağlarıyla elde edilmiş bir yağ. Bunun da fiyatı 6.8 dilim. Gramajı da 1.27 kiloymuş. İnşallah bu da bayağı büyükmüş. Ama neticede tereyağı değil, margarin. Şöyle Coffee Mate'lere falan geldik de, yani bunları çok detaylı çekemeyeceğim artık. Yani hepsini dediğim gibi detaylı çekmeye kalkarsak benim bugün burada gecelemem lazım. Eğer sizin çok merak ettiğiniz bir alan, bir departman, bir bölüm varsa bunu mutlaka yazın yorumlardaki. Ben bir sonraki videoda oraları daha detaylı çekeyim. Böyle daha hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Daha böyle ana ürünlere odaklanmaya çalışıyorum. Sütlere geldik. Evet, sütlere birazcık detaylı bakmamız gerekecektir. Şöyle bir tane sütü alıp göstermek istiyorum sizlere. Bir galon olması lazım. Evet, bir galon. Yani 4 litreye yakın bir süt var elimizde. Bunun fiyatı şöyle 2.55. Gördüğünüz gibi sütle alakalı en azından bir fikir edinmiş olursunuz böylece. Şöyle biraz daha küçüğü var. 1.89 litre olan. Onun da fiyatı 1.53. Evet, yavaş yavaş sütleri de bitirdik ve yavaş yavaş nereye geldik? İçeceklere geliyoruz yavaş yavaş, gördüğünüz gibi. Şurada soğuk çaylar var. Soğuk çaylar şöyle 1.74 litrelik bir çay 1.97 birim. Ice tea'ler var. Portakal suları var. 5 vişne suları var. Elma suları var. Envai çeşit dediğim gibi var da var. Yani genelde bunlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü çok şekerli ve gıda boyalı şeyler oluyor genelde. Burada da krem peynirler var. Krem peynirler, Philadelphia'nın krem peynirleri gayet güzel oluyor. Ama burada gördüğünüz gibi farklı farklı çeşitleri var. Bu füme somonlusu, bu spicy jalapeno, yani jalapeno biberlisi. Bu sarımsaklı ve otlusu, muhtemelen maydanoz ve dereotu var içinde. Evet, okuduğum kadarıyla. Burada da sebzeli olan var. Burada çilekli var. Burada frank soğanlı ve soğanlısı var. Ve burada da ballı ve pekan cevizlisi var. Aman yarabbim. İnanılmaz çeşitler var. Şurada da yaban mersinli ve ananaslı. Ananaslı mı? Ananaslı da iğrençtir bence. Ananaslısı var. Normal bir tane düz Philadelphia'yı alalım ve fiyatına bakalım. Bunun gramajı 226 grammış. Fiyatı da 3.38 birimmiş efendim. Ah, geldik temel besin ürünlerinden bir tanesine. Bunu da kapısı açık kalmış. Kapatalım. Geldik temel besin ürünlerinden bir tanesine, yumurtalara. Yani 12'li yumurta. Şöyle Grade A. Grade A dediği zaman büyüklüğünü gösteriyor. Şöyle bir tanesini açık göstereyim sizlere. Yani şöyle gayet güzel bir boyda bir yumurtamız var. 12 tanesinin fiyatı 1.42 dolarmış efendim. 1.42. Tabii farklı çeşitleri de var. İşte organik olanı var. Mesela 18'lisi var. Organik olan. Bunun fiyatı 5.18'miş. Mesela şurada var bir tane. Cage Free Brown Eggs. Bunlar kahverengi yumurtalar. 18 tane varmış içinde. Ve fiyatı da 4.13'müş. Devam ediyoruz. 18'lisi var. Bakın, az önceki markanın 18'lisi var. Onun da fiyatı 2.10'muş. Bakın, burada içecek reyonları devam ediyor. Buzdolabından hariç bir sürü gene meyve suları vesaire var. Onaraları geçiyorum. Çok fazla detaylandırmıyorum. Burası içki reyonu. İçki için apayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Hiç içkiye bulaşmayacağım bu videoda. Ve geldik gene en çok merak edilen reyonlardan bir tanesine. İçecekler, kolalar, meyve suları değildi. Daha çok böyle asitli içeceklerin fiyatları çok merak edilmiş. Onları şimdi birazcık detaylandıralım. Şöyle sağ baştan gene başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada fantalar var, Dr. Pepper'lar var. Dr. Pepper burada böyle vişneli bir içecek. Benim çok
haz etmediğim bir içecek. Hemen şuraya geçiyoruz. Fanta var. Çilekli Fanta'nın fiyatı 1 dolarmış. Bunun da 2 litrelik bir şişesi varmış. 2 litrelik şişesi aşağı yukarı 1 dolar. Gördüğünüz gibi burada ananaslısı var. Gene 1 dolar fiyatı. Burada bu ne? Üzümlü olması lazım. Evet galiba üzüm. Evet grape diyor. Üzümlü. Bunun da fiyatı 1 dolar. Bütün fantalar 1 dolar gördüğünüz gibi. Burada Hindistan cevizli Fanta. Enteresan. İlk defa görüyorum. Hindistan cevizli bir Fanta varmış. Bunun da fiyatı 1 dolar. Ve bizim gördüğümüz her zaman aldığımız anababam usulü portakallı Fanta'nın da fiyatı 1 dolar gördüğünüz gibi. Burada limonatalar var. Sprite'lar var. Var da var. Sprite'ların fiyatı 1.98'miş ve geçiyoruz kolalara. Evet kolaların fiyatı şöyle 6'lı bir paket almak istiyorum elime. 6'lı bir paket var ve her birinin gramajı 500 mililitre. Bizim bildiğimiz zaten bu şişeler. 6'lı paketi 3.85'miş efendim. Eğer derseniz ki yo ben 6'lı değil şöyle 2 litreliklerden almak istiyorum. Bunun da fiyatı 1.98 Fanta'ya göre 2 katı pahalıymış. Kolaların fiyatı. Kolaların da farklı çeşitleri var. Mesela bu vişneliymiş. Enteresan. Bilmiyorum artık seveni var mıdır. Normal kolalar var. Şöyle kutu kolaları da göstermek istiyorum sizlere. Burada 12'li kutu kolanın fiyatı 5.67. Ama nedense 24'lünün fiyatını ben hala bulamadım. Evet şu an yok. 24'lünün fiyatı yok. Şöyle hesaplayalım. 12'lisi 5.67 ise 24'lüsü de aşağı yukarı 10 dolardır. 9-10 dolar aralığında değişiyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle mini kutular var. Küçük kutular. Bunlardan da 10 tane varmış içinde. Bunun da fiyatı 4.62'ymiş. Bir de şu şişeler var. Bu şişeler de klasiktir. Gayet şıktır, güzeldir, hoştur. Bunların da fiyatı şöyle 6 tane şişesinin fiyatı 5.14'müş. Efendim mesela Mountain Dew. Bu da Amerika'da çok meşhur bir içecek. Bununla alakalı bir belgesel var. Netflix'te galiba. İzlemenizi tavsiye ederim. Amerika'da gencecik insanlar dişlerini nasıl kaybediyorlar bu içecekleri içerek onu anlatan bir belgeseldi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun da 2 litrelik fiyatı 1.98'miş. Aha! Bakın nereye geldik? Cipslere geldik. Kolaların yanına cipsleri koymuşlar. Lan bunlar işi biliyor vallahi var ya. Şimdi bakın şöyle bir parti boyu Lay's'in fiyatı. Şöyle gramajını da göstereyim. 368 grammış. Bunun fiyatı 3.56'ymış efendim. Lay's'in klasik versiyonu parti boyu paketi. Şöyle barbekülüsü var. 3.56. Bunların hepsi bu arada aynı fiyat. Yani farklı farklı lezzetlerde olanlar var. Hepsi 3.56. İşte çedarlısı ve ekşi kremalısı var. İşte tuzlu ve sirkelisi var. Limonlusu var. Mesela bunun kesim şekli farklı. Daha böyle dalgalı Ruffles gibi kesmişler. Onun da fiyatı 3.56. Jalapenyolusu var. Jalapenyolusu? Ha bu çünkü Ruffles. Bunun fiyatı değişiyor. Gramajı değişiyor bu arada. Daha küçük olması lazım. Aynen. Bu 226 gram. Bunun fiyatı 2.50'ymiş. Ruffles'lar gene party size. Lay's'lerle aynı boyda olan ürün 3.48'miş. Birazcık daha ucuz Ruffles'lar. İşte burada cipslerinizi bandırabileceğiniz değişik değişik soslar var. İşte jalapenyolu kremalı bir sos var. Ranch var. Bunların fiyatı 3.98, 3.48 diye gidiyor. Şöyle bir peynirli bir sos var. Bunun da fiyatı 3.98. Şöyle birazcık daha devam edelim. Cheetos'lar var. Bizim çocukluğumuzun cipsleri bunlar. Peynirlisi 226 gram. Anons yapıyorlar. 226 gram ağırlığındaki bir paketin fiyatı efendim 2.50'ymiş Cheetos'larda. Hemen devam ediyoruz. Doritos'lara geldik. Evet. Doritos'un acılıları burada inanılmaz meşhur. Acılıları gerçekten çok acılı. Yani cipsin acısı ne yapar demeyin. Sakın o yanılgıya düşmeyin. Gerçekten inanılmaz acıları olabiliyor aralarında. Mesela Flaming Hot Nacho'nun Doritos'un fiyatı 2.72'ymiş. Bunun da paket ağırlığı 262 grammış. Lay's'in evet farklı farklı gene cipsleri var. Gördüğünüz gibi bunların fiyatı bakın bu 4 dolar. Çünkü bu kettle cook. Yani bunların biraz daha sağlıklı oluyor. Yağda kızarmıyor bunlar. Bunlar fırınlanıyor diye biliyorum ben. O yüzden bunlar biraz daha sağlıklı diye geçiyor.
ve sağlıklı olduğu için de fiyata da yansımış. Gördüğünüz gibi 4 dolara çıkmış Lay's'in fiyatı. Şöyle bir paketimiz var. Bu da çuvalla satılan bir cips herhalde. Maşallah. Anladım. Bundan 4 tane, bundan 4 tane, bundan 3 tane, 3 tane ve 4 tane var. Herhalde bunun paketler tabii küçük paketler, o kadar büyük paketler değil. İçinde toplam 18 paket cips olan bir paket var. Onun da fiyatı 7.78'miş. Efendim, eğer böyle arkadaşlarınızı falan davet edecekseniz eve, bu bence ideal olabilir. 7.78'miş bunun paket fiyatı. Bakın tamam, sizi nereye getirdim? Oreo'lara geldik. Oreo'larda biliyorsunuz Türkiye'de maalesef ateş pahası gerçekten. Hemen şurada fiyatlarını size göstereyim. Şöyle klasik bir tane Oreo'nun paketini alalım. Family size demiş, aile boyu. Bunun net ağırlığı 541 gram yarım kilo Oreo'yu burada 3.67'ye 3.67 birime alabiliyorsunuz. Mesela Oreo'nun Golden'ı varmış. Yani bisküvisi siyah değil, sarı olanı varmış. Bunun da fiyatı 3.67. Anladığım kadarıyla Oreo'ların hepsinin fiyatı 3.67. Mesela şurada carrot cake, havuçlu kekli Oreo yapmışlar. Bunun da fiyatı 3.67. Şurada var bir tane marshmallow'lu. O içi marshmallow anladığım kadarıyla bunun. Evet, bunun da fiyatı 3.67. Çok fazla çeşit var gerçekten. Şöyle doğum günü pastalı Oreo bile var. Gördüğünüz gibi birthday cake diyor. Bunun da fiyatı 3.67. Efendim geldik cornflakes'lere. Şimdi şöyle hemen baştan bir tanesini alıyorum. Bakın Kellogg's'un Frosted Flakes. Şöyle bunun 963 grammış bunun bir kutusu. 1 kiloya yakın bir cornflakes. Aile boyu paketi büyüklüğünde ve bunun da fiyatı 4.98'miş. Mesela Cocoa Puffs diye bir marka varmış burada. Böyle çikolatalı top, küçük toplar şeklinde olan bir tane cornflakes'i varmış. Bunun da 807 grammış paketi ve bunun da fiyatı 4.98'miş. Walmart'ta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ha bakın, bir tane Kellogg's varmış burada. Bu da evet, meyveli ve yoğurtluymuş. Yoğurt bakın kurutulmuş yoğurt parçacıkları oluyor içinde. Bu gayet güzel. Bunu daha önce denemiştim. Gayet güzel bunun tadı. Bunun da fiyatı 3.88'miş. Net ağırlığı da 541 grammış kutusunun ağırlığı efendim. Şunu söylüyordum. Bu Walmart'ta çok fazla çeşit var. Yani sadece yiyecek, gıda değil. İşte kıyafetler var, ayakkabılar var, temizlik ürünleri var, hijyen ürünleri var. Var da var. Ama tabii bizim kanalımız yemek üzerine olduğu için ben size sadece yemekle alakalı olan şeyleri göstermeye çalışıyorum. Diğer ürünleri yani gösterebilirim eğer isteyenler olursa. Ama açıkçası ben kanalım adına çok da fazla tercih etmiyorum. Evet, tavuk sularına geldik. Şöyle organik bir tavuk suyumuz var burada kutu içerisinde. 1 litre aşağı yukarı bunun net ağırlığı, fiyatı da 2.78'miş efendim tavuk suyunun. Bir tane et suyu bulduk. 907 grammış bunun ağırlığı. Fiyatı da 1.98'miş gördüğünüz gibi. Bakın şurada kemik suyu var. Kemik suyu et suyuna göre bence çok daha lezzetli oluyor. Üstelik organikmiş. Bunun da net ağırlığı 907 grammış ve fiyatı da 2.56'ymış. Evet, temel ürünlerden bir tanesine daha geldik. Un. Unun kilosu burada kaç paraymış? Paketin ağırlığı 2.27 kiloymuş. Yani 2.5 kilo, 2-2.5 kilo arasıymış. Ve fiyatı da 1.32'ymiş efendim. Unu da hemen şöyle göstermiş olalım. Son zamanlarda Türkiye'de inanılmaz pahalanan yağlara geldik efendim. Hemen şöyle bir tane yağ göstereyim size. Yani bu sebze yağı 1 galon yani 4 litreye yakın bir yağ ve fiyatı da 5.60'mış. Şöyle kanola yağı var. Kanola yağı genelde kızartmalarda kullanılan bir yağ. Ağırlığı 1.42 litre yani 1.5 litreye yakın bir yağın fiyatı da 2.48'miş efendim. Zeytinyağını aldık elimize ve bunun ağırlığı 946 mililitreymiş. Yani 1 litreye yakın bir yağmış ve bunun da fiyatı 8.98'miş. Şöyle bir tane daha zeytinyağı alalım. Bakın California Olive Ranch. Evet, Kaliforniya'dan gelen Arjantin, Şili, Portekiz ve Kaliforniya zeytinlerinden elde edilmiş olan bir zeytinyağı var elimizde. Bunun da net ağırlığı 1.4 litreymiş. Yani 1.5 litreye yakın bir yağ. Bunun da fiyatı 15.88'miş efendim. Geldik M&M's'lere. M&M's'ler yine ilgi çekecek olan bir ürün. Şöyle bunun gramajını arıyorum. Gramajı şurada yazıyor. 1 kilo M&M's efendim fiyatı 9.72. Klasik modeli, klasik çeşidi 1 kilo M&M's 9.72'ymiş fiyatı.
diğer çeşitlerine de bakalım. Evet, bu da mesela, bu da çikolatalısı, sütlü çikolatalısı. Bunun da fiyatı 9.72. Fiyatlar değişmiyor. Modeller değişiyor, fiyatlar değişmiyor. Burada da farklı markaların çikolataları var. Mesela Twix'in şöyle bir paketi var. İçinde küçük küçük Twix'ler var. Bunun da net ağırlığı 1.1 kilo. İmiş 1 kilodan biraz fazla. Fiyatı da 9.94'müş. Efendim, şöyle mesela Kit Kat'ın da var. Family size, yani aile boyu olan bir paketi, 341 grammış ağırlığı. Fiyatı da 5.28'miş. Mesela Snickers, 6'lı paket Snickers'a bakalım. Şöyle 6'lı paket Snickers aldığınız zaman 316 grammış efendim. Bütün paketin ağırlığı ve fiyatı da 4.76'ymış gördüğünüz üzere. Lindt'in çikolatası var efendim. Gayet güzel bir marka Lindt. %78 kakao oranlı ve 100 grammış net ağırlığı. Fiyatı da 2.78'miş. Efendim, aynı zamanda şurada Girardelli'nin çikolatalarını da görüyorum. Girardelli'yi de ben genelde tatlı yapımlarımda da kullanıyorum. Oldukça güzel bir çikolata. %72 kakao oranlı bir çikolata. 100 gramı, bunun da 2.78'miş. Efendim, çikolatalar da böyle. Geldik makarnalara. Gene temel bir besin ürüne geldik. Şöyle bir spagetti, maşallah bu da kocamanmış. Bunun net ağırlığı 1.36'ymış. 1.36 kiloymuş efendim. Fiyatı da 3.84'müş. Barilla var. Mesela Türkiye'den tanıdığımız bir marka. Barilla'yı göstereyim. Mesela şöyle Barilla'nın pennesini alalım elimize. Bunu da 1 libreymiş. Yarım kilo ağırlığında olan bir makarna. Bunun da fiyatı 1.28'miş. Evet, bakın gördüğünüz gibi burada tişörtler falan da var. Kıyafetler de var. Söylediğim gibi. Şuraya bir giriş yapalım. Bakalım burada ne varmış. Burada da donuk ürünler var. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Mesela şurayı açalım ve bakalım ne varmış burada. Organic Rice Cauliflower Stir Fry. Evet, bu karnabahardan yapılmış olan pilav hazzını veren bir paketli ürün. Bunun fiyatı 3.70'miş. Ne yapıyorsunuz? Bunu alıyorsunuz, eve götürüyorsunuz. Hemen tavaya atıp şöyle bir çeviriyorsunuz ve yemeğiniz hazır olmuş oluyor. Genelde Amerika'da bu tarz ürünleri çok tercih ediyorlar. Çünkü hem çok fazla çalışıyorlar, birden fazla işte çalışan kişi sayısı çok fazla. O yüzden vakitleri yok. Eve geliyorlar ve hemen hazır bir ürünü tüketmek istiyorlar. İkincisi de açıkçası bilmiyorum, bunu izleyen arkadaşlarım da olabilir. Onlardan özür dilerim ama genel olarak Amerika halkı biraz tembel bence. Pek evde yemek yapmayı sevmiyorlar. Bir diğer nedeni de bu. Mesela şöyle bir tane pizzamız var. Ispanaklı pizza varmış burada. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 6.54'müş gördüğünüz gibi. Bakın burada hemen paketlenmiş ve dondurulmuş sebzeler var. Farklı farklı bir sürü sebze var. Genelde bunları alıyor insanlar. Genelde taze almayı tercih etmiyorlar. Çünkü onu ayıklamayı, temizlemeyi, kesmeyi tercih etmiyorlar. Bunların hepsi ayıklanmış, temizlenmiş, kesilmiş. Hemen alıyorlar, tencerenin içine atıp yemeklerini bu şekilde yapıyorlar. Şöyle taze fasulyemiz var. 340 gram ağırlığında bir taze fasulyenin fiyatı 84 centmiş efendim. 84 kuruşa şöyle bir paket taze fasulye alabilirsiniz. Aynısının brokolisi de var. Brokolilerin fiyatı da yine 84 centmiş efendim. Az önce etleri gezerken pek görmedik bunları. Burada karidesler var. Burada Austin'da maalesef balık ürünü çok az. Amerika'nın ortasında bulunduğu için, denize bir kıyısı olmadığı için genelde balık ürünleri çok zayıf. Genelde böyle donuk olan ürünler satılıyor. Mesela şurada küçük boy karideslerimiz var. İşte neymiş? Kuyruğu çıkarılmış ve ortadan yarılmış ki içindeki o siyah bağırsağı alınsın. Libre'de aşağı yukarı 60 ila 80 arası karides varmış. Karideslerin boyu bu şekilde ölçülüyor. Libre'de kaç tane olduğunu yazdığı zaman onun boyu ortaya çıkıyor aslında. Bunun net ağırlığı 340 grammış. Fiyatı da 5.28'miş efendim. Heh, geldik bak. Fresh seafood diyor. Ve hiçbir şey kalmamış. Talan etmişler burayı. İşte insanlar balığa aç aç. Biz de açız balığa burada. Balık bulamıyoruz. Balık gönderebilecek olanlarınız varsa bize balık gönderin. Alaska somonu varmış efendim. Fiyatı 9.78. Libre fiyatı, yani yarım kilosunun fiyatı 11.93'müş. Efendim, deniz tarağının fiyatı 9.87'ymiş. Böyle bir paket deniz tarağı aldığınız zaman 10 dolara yakın bir ücret ödemek zorundasınız. Şöyle ıstakozlar var. İstakoz kuyrukları var daha doğrusu.
şöyle iki parça ıstakoz, iki parça olması lazım. Yani iki parça ıstakoz kuyruğunun fiyatı yazmıyor. Herhalde bedava veriyorlar bunu, bilmiyorum. Kaç paraymış? Şurada görüyorum. 18.46'ymış efendim. Kuyrukların fiyatı. Evet, balıklara da baktık ve yavaş yavaş artık videomuzun sonuna gelirken sebze reyonuna da geçmek istiyorum. Bakın şurada bal kabakları çıkmış. Cadılar Bayramı yaklaşıyor burada. O yüzden envai çeşit bal kabağı satılmaya başlandı. Şöyle renklisi var, küçüğü var, büyüğü var gördüğünüz gibi. Ve hemen sebze reyonuna giriş yapıyoruz. Sebze reyonunda bakalım bizi ne karşılıyor? Tabii ki de sebzelerin şahı olmazsa olmaz. Bütün yemeklerin baş tacı soğan karşılıyor. Efendim soğanın yarım kilosu 88 centmiş. Bu arada size söyleyeceğim bütün fiyatları siz yarım kilo üzerinden düşünün. O şekilde değerlendirin. Sizin için daha kolay olacaktır. Efendim kırmızı soğanın yarım kilosu 98 centmiş. Sarımsağın da şöyle yarım kilosu 3.98'miş. Efendim sarımsağın yarım kilosunun fiyatı. Efendim domateslerin şöyle yarım kilo domates aldığınızı düşünürsek ödeyeceğiniz rakam 1.58'miş. Şöyle çeri domatesleri de geçelim. Çeri domateslerin de yarım kilosu, bakın şurada 510 grammış efendim paketinin ağırlığı ve bunun da fiyatı 4.8'miş. Geçelim avokadolara. Yani Türkiye'de oldukça pahalı olan bir ürün. Şöyle bir file avokado almak isterseniz içinde 6 tane avokado var. Üstelik hepsi de olgun avokadolar. Hepsi yumuşacık, kullanmaya hazır avokadolar. Bir file avokado, 6 adet avokadonun fiyatı 2.98'miş. Efendim şurada da biraz daha büyük ama henüz olmamış avokadolar var. Derseniz ki ben biraz daha büyük bir avokado alayım. 4 tanesinin fiyatı 5.98'miş. Mesela kivinin şurada fiyatı, efendim bakın burada tane yazıyor, bakın each yazıyor. Tanesi 32 centmiş. Kivinin 32 cente bir kivi alabiliyorsunuz. Misket limonlar var. Bunun da yarım kilosu 2.98'miş. Şöyle bir file yarım kilo misket limonun fiyatı 2.98'miş. Hemen limonlara bakalım. Limonların da gene filesi ama bu file 1 kilo. Yarım kilo değil. 1 kilo fiyatı da 3.38'miş. Efendim. Evet, gene Amerika'da çok ucuz olan bir ürün. Muz şöyle yarım kilosu şöyle paketlenmiş. Yarım kilo muz 44 centmiş efendim. 44 cente şöyle 6 adet muz alabiliyorsunuz. Üstelik bunlar henüz olmamış. Hafif yeşil, isterseniz şöyle sarılarından, olmuşlarından da tercih edebilirsiniz. Gene burada salkımda 6 adet muz var. 6 adet muzun fiyatı 44 cent. Biraz pazarcı gibi oldum. Buyurun efendim. 6 adet muzun fiyatı 44 cent efendim, buyurun. Almayan kalmasın. Evet, geçtik elmalara. Şöyle 1.43 diyor yarım kilosu. Yarım kilo elmanın fiyatı 1.43'müş. 1.43 birimmiş. Şöyle armutun da yarım kilosu 1.68'miş efendim. Şöyle şeftaliler de 1.78'miş efendim. Yarım kilosu. Mesela mangomuz var burada. Mangonun da tanesi 98 centmiş. Yarım kilosu 98 centmiş efendim. Tanesi tane olarak satılıyor. Burada ananaslarımız var. Ananasın da bir tanesi 1.98'miş. Her ananas 1.98'miş efendim. Güney Afrika'dan gelen portakalların şöyle bir paket portakal aşağı yukarı 3 libreymiş efendim. 1.5 kiloya yakın bir portakal. Filenin fiyatı 4.38'miş. Evet, geldik sebzelere. Şöyle bir adet salatalık tanesi, bakın şurada görüyorsunuz, tanesi 60 centmiş. Salatalıkların tanesi. Şöyle dolmalık biberler var. Biberlerin de fiyatı 64 centmiş. Burada jalapenolar var. Burada en çok tüketilen biberlerden. Libresi yani yarım kilosu 68 centmiş efendim. Jalapeno biberleri. Taze soğanlar var. Taze soğanların da bir demeti 50 centmiş. Gördüğünüz gibi kişnişler var efendim. Kişnişin gene şöyle demeti 38 centmiş. Kişnişin demeti. Şöyle lahanalarımız var. Lahanaların da tanesi 58 centmiş. Gördüğünüz üzere pancarlarımız var. Gene pancarın şöyle bir demeti. Yani demete 3 tane falan düşüyor. 1.98'miş efendim fiyatı. Turplar var. Turpların da şöyle yani gene demeti aşağı yukarı 10-15 tane var içinde. 88 centmiş fiyatı. Enginarlar var. Burada benim en çok eksikliğini çektiğim ürünlerden bir tanesi enginar. Enginar çok kolay bulunmuyor. Bulunsa da hemen tüketiliyor, hemen bitiyor.
Bir de bu şekilde satılıyor. Bunu tabii temizlemeniz lazım. Bizim Türkiye'deki gibi o böyle eskiden arabalarda, kamyonlarda enginarlar satılırdı. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Küçük mahallelerde kesin vardır. Enginarların tanesi 1.98, 2 dolara yakınmış efendim. Pırasalarımız var. Gene şöyle demeti, yani 3 tane pırasayı 2.48'e alabiliyorsunuz. Maydanozumuz var. Maydanozun da demeti 68 centmiş efendim. Brokolinin şöyle bir tanesi, yani bir adet brokoli şöyle aldığınız zaman bunun fiyatı 2.77'ymiş efendim. Şöyle kuşkonmazı, gene Türkiye'de çok pahalı olan bir ürün biliyorum. Şöyle bir demet kuşkonmazı Türkiye'de tahminimce herhalde 20-30 liraya alıyorsunuzdur. Ben de şu anda açıkçası Türkiye'deki fiyatları, güncel fiyatları bilmiyorum. Mesela şuradaki, buradaki fiyatı da ne kadarmış? 2.98'miş efendim. Brüksel lahanası var. Brüksel lahanasında şöyle bir filesi, aşağı yukarı yarım kiloya denk gelen bir filesi 2.48'miş. Patlıcanlarında şöyle yarım kilosu 1.48'miş. Kabaklara gelelim. Yarım kilosu, kabakların yarım kilosu 98 centmiş efendim. 2.27 kilo ağırlığında bir paket havuç. Havucun fiyatı 3.63'müş. Kereviz saplarımız var. Kereviz sapı burada daha çok kullanılıyor. Kerevizin kökündense kereviz sapı daha çok kullanılıyor. Hatta kerevizin kökü çok zor bulunuyor. Bunun da şöyle paketinin fiyatı 1.48'miş. İngiliz salatalıkları var. Az önce gösterdiğim salatalıklar Amerikan salatalığı. Bunlar da İngiliz salatalığı. Şöyle paketlenmiş olarak satılıyor. Taneyle satılıyor. Bunların da fiyatı 1.38'miş. Bunlar diğerlerine göre biraz daha pahalı. Ve bizim Çengelköy hıyarı dediğimiz küçük salatalıklar var. Biz genelde bunlardan alıyoruz. Bunlar daha lezzetli oluyor. Bunların da şöyle paketi, yarım kilosu 1.98'miş. Burada da işte daha önceden yıkanmış, paketlenmiş taze yapraklı sebzeler var. İşte salata var, baby ıspanak var. Mesela salata yapmak istiyorsunuz. Gelip burada paketlenmiş bir ürünü direkt alıp bu şekilde tüketebiliyorsunuz. 3.46'miş efendim fiyatı. 142 gramlık bir karışık salatanın fiyatı 3.46'ymış. Mesela bir göbek salata almak isterseniz şu şekilde doğranmış, yıkanmış bir şekilde 340 gramlık bir göbek salatanın fiyatı 1.68'miş efendim. Yani burası hala uzuyor gidiyor. İşte mesela doğranmış meyveler de var. Hani bütün ananas almak istemiyorum. Doğranmış olsun, hazır olsun. Paketini açayım, hemen yiyeyim derseniz 1 kiloluk ananas var burada mesela. Fiyatı da 6.98'miş. Az önce baktığımız ananasın bütün fiyatı 2 dolardı. Doğranmış olduğu zaman işin içine işçilik giriyor ve fiyatı da oldukça yükseliyor gördüğünüz gibi. Mesela burada elmalar var. Gördüğünüz gibi doğranmış dilim dilim elmalar var. Gene 907 gramı burada 5.74'e alabiliyorsunuz. Efendim sebze reyonunu artık yavaş yavaş bitiriyorum. Yani çok fazla detaya girmem gerekecek. Çok fazla vaktimi alacak. Benim daha gidip bu videoyu bir de editlemem gerekiyor. Editlemesi de bayağı uzun sürecek çünkü hep kesit kesit aldım. Bakın burada dayanamadım, gene bir ürün daha göstereyim. Üzümler var. Üzümlerin de kilosu, hemen söyleyeyim, bunun net ağırlığını bulamıyorum. Şöyle, evet, libresi yarım kilosu 1.82'miş efendim. Üzümlerin fiyatı, gene şöyle kara üzümler de var. Bunların fiyatı 1.54'müş. Şu kırmızıya çalan renkli üzümlerin fiyatı. Kara üzümlerin de fiyatı 1.98'miş efendim. Dediğim gibi artık videonun sonuna geldik yavaş yavaş. Marketten çıkayım, hemen outro'yu da yapacağız ve videomuzu kapatacağız efendim. Efendim videomuzun sonuna geldik. Dışarı çıktık artık. Gördüğünüz gibi içeride olabildiğince detaylı çekmeye çalıştım ama içerisini gördüğünüz inanılmaz büyük, çok fazla ürün var, çok fazla çeşit var. Hepsini teker teker çekmeme de imkan yok ama dediğim gibi sizin özellikle görmek istediğiniz bir bölüm, bir departman varsa bunu mutlaka yorumlarda belirtin ki ben de bir sonraki videoda bunu daha detaylandırabileyim, daha detaylı bir çekim yapabileyim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala henüz abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın efendim. Dediğim gibi yorumlarda mutlaka istediğiniz şeyleri de belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.